15 Kasım 1937 yılında Elazığ'da meydanında Seyit Rıza ve arkadaşları ve oğlu Nesin Kuşer idam edilmişlerdi. Nesinlerin Roger Reşkin'in Karagün'ün üzerinden 84 yıl geçmesine rağmen failler bu kanlı tarihle yüzleşmemiş ve devlet tarafından daha etkili bir özür dilenmemiştir. 15 Kasım 1937'de evrensel hukuk normları ince sayılmış, hukuk askıya alınmış, her türden insanın değerleri çiğnenmiş, yargılanan insanların hakları çiğnenmiştir. Tamamen gayisel kin ve garezle hareket eden dönemin devlet aklı izah edildiği gibi hukuksal bir yargılamaya yapmamıştır. Çok dinledik. Bu açıdan bu trajede yaşanan olayları tek tek anlatmaktan çok biraz akademik boyutunu zaten İmam Dede de bahsetti, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü hem ülkemizde hem bizim insanlar arasında hem ülkemizde en önemli sorunlarından biridir. Şu 1937 ve 38 katliamında, yani bu iki yıl içerisinde yaşanan bu katliam başından başlar, 1937. Biz şu anda andığımız Seyit Rıza ve eski iki de altı tane yol arkadaşını anıyoruz. Ama biz sadece bunları anmıyoruz. Bunların şahsında resmi açıklamalara göre 16 bin, gayri resmi açıklamalara göre 50 bin ile 80 bin arasında bir insan katledildi. Aşağı yukarı 15 bin civarında insan da yaşadığı topraklardan sürülerek asimile edilmek için, yok edilmek için çok başka hiç tanımadığı topraklara sürgün edildi. Oralarda da İdam edilişlerin 84 yılında Seyit Rıza ve yol arkadaşlarını unutmadık. Osmanlı'nın bakiyesi üzerine kurulan ulus devletin tekçi paradigmasına itiraz geliştirilen Dersim, 1935 yılında çıkarılan Tunceli Kanunu ise ile sisteme entegre edilmeye çalışıldı. Tekçi ve mukaddesatçı programa direnç gösteren Rıza toplumu Dersim 1937'den itibaren kanın ve gözyaşının coğrafyasına çevrildi. 15 Kasım 1937 yılında Dersim toplumun önderleri Elazığ Buğday Meydanı'nda asılarak idam edildiler. Dersim kimliğini ve kültürünü Dersim toplumu içerisindeki temel aktarımcısı konumundaki başta Seyit Rıza olmak üzere halk önderleri hukuksuz bir şekilde yargılanıp idam edildikten sonra başsız ve çaresiz kalan Dersim halkına karşı tarihte eşine az rastlanılan bir sürgün, kırım, musadere ve saldırganlıkla tartışmasız bir soykırım uygulandı. İdam edildikten sonra başsız ve çaresiz kalan Dersim halkına karşı tarihte eşine az rastlanılan bir sürgün, kırım, musadere ve saldırganlıkla tartışmasız bir soykırım uygulandı. 1937 yılında başta Sağan Ağa Alişer ve Zarife olmak üzere halk önderlerine yönelik yapılan suikastlar ve 15 Kasım idamları 1938 Kırım'ın adeta yol haritası oldu. Halkımızın Roja Şahin dediği zamanlar yaşandı. Mağaralara sığınan kadın ve çocuklar zehirli gazlarla katledildi. Köylerinde toplanan masum insanlar ayrımını gözetmeksizin kurşuna dizildi ve uçurumlardan atıldı. Bu uygulamalarla sadece Dersim'e karşı değil, aynı zamanda tüm insanlığa karşı suç işlendi. Bugün başta bizlere ve bütün demokratik kamuoyuna insanlığa karşı işlenmiş bu suçun teşhir edilmesini ve bütün insanlık huzurunda lanetlenmesini sağlamak zorunlu düşmektedir. Dersim'de gerçekleştirilen soykırımın başlıca sorumlusu varlıkları düşman olarak kodlayıp yok etmeye çalışılan ırkçı ideolojidir. Onun günümüzdeki devamı ise aynı uygulamayı 84 yıl sonra bile sürdüren mevcut.